Alık Abdül. Yazan Halit Ziya Uşaklıgil. Büyük harp yılları memleketin üzerinden türlü musibetlerle, meşakkatlerle, zaruretlerle dolu sağanaklarını geçirmiş, ölümün kara bulutları ufuklara yığıla yığıla etrafı simsiyah bir matem havasıyla doldurmuştu. Bunu takip eden mütareke ayları ise ciğerleri daha ziyade zehirleyen bir hava getirmişti. Nefes almak, yaşamak duygusunun içinde biraz serinlemek için açık kırlara çıkmak, her şeyi unutturacak geniş ufuklara doğru bağrı çıplak uzun uzun yürümek bir ilaç mesabesindeydi. Hemen her gün gibi o günde evimden çıktım. Köyümün işgal askerlerinden boş kalabilen bir köşesine doğru yürüdüm. Arkamda köşklerin tek tük değirmenleri, caminin minaresi, sağımda fener yavaş yavaş sanki alçalarak yere doğru batıyor. Buna mukabil önümde Yeşilköy ile Bakırköy arasında durgun mai sularını seren koy bana yaklaşmış, davet eden parlaklığıyla gülümsüyor görünüyordu. Birden yolumun ilerisinde vaktiyle köyde müdafaa tertibatı alınırken Türk neferlerinin acele yaptıkları taş kümelerinden bir geçidin kenarında bir kadınla bir erkeğin gölgelerini gördüm. İlk önce ne yaptıklarını anlayamadım. Sonra dikkat ederek farkına vardım. Geçidin biraz ötesinde dört köşe bir duvar örüyorlardı. Bu kırlardan toplanmış irili ufaklı taşlarla kuru bir duvar olacaktı. İlk taslağından anlaşıldığına nazaran küçük bir kulübe kurmaya başlamışlardı. Köyde böyle yersiz yurtsuz biçarelerin şurada burada kulübeleri olurdu. Bunlar bir mevsim, nihayet iki kış, rüzgarlara, yağmurlara göğüs gerdikten sonra bulundukları yerlerde çökerler, belki kendilerinden evvel mukavemetleri tükenen misafirlerini de oradan alıp götüren bir kaza darbesiyle çamurlara gömülürlerdi. İşte kim bilir nerelerde düşe kalka, yuvarlana yuvarlana, diz kapakları üstüne çöktükçe kanlarıyla yollarını sulaya sulaya buraya kadar gelip sığınacak bir yer kurmaya çalışan bu kadınla erkek şu boş kırda böyle bir kulübe yapmaya çalışıyorlardı. Yaklaşınca onları daha vuzuhla gördüm. Kadının arkasında siyah, soluk, sırtında ve dirseklerinde büyük yamalarla bir çarşaf, başında saçlarını sımsıkı kapadıktan sonra boynundan ensesine dolanan bir örtü vardı. Ayakları çıplaktı. Belliydi ki ziyan olmasın diye çıkardığı ayakkabıları biraz beride bir taş yığınının üstüne bırakılmıştı. 40-50 yaş arasında vardı. Hayatta çok yorulmuş olanlara mahsus bir yaş belirsizliğiyle daha ziyade 50'sine varmış ve ihtiyarlamış görünüyordu. Ancak erkek 25'inde olmalıydı. İlk önce onu layıkıyla göremedim. Ben geçerken kadın başını çevirdi, ben de durdum, ona baktım. Aramızda ses yetişecek kadar bir mesafe kalmıştı. Bilemem nasıl bir ihtiyaçla, belki bu hayat düşkünleri için bir cesaret medarı olur diye ''Kolay gelsin'' dedim. Kadın elinde irice bir taşı yerleştirdikten sonra ''Eyvallah efendi'' dedi. Ve daha ziyade söylemek lüzumunu duymayarak eğildi, bir taş daha aldı. Öyle zannettim ki bana verdiği cevabın aşağısını kendisi mırıldanarak tamamlıyor. Onun söyleyeceklerini ben hayalimde tercüme ettim. Kolay. Bu kötü dünyanın nesi kolay olmuş ki bu kolay olsun? Ben daha ziyade durmaya bir saygısızlık manası vererek ayrılmak üzereydim. O zaman bir çuvala toplanmış taşları doldurmakla meşgul olan erkek doğruldu ve bana baktı. Yalnız bilhassa. Fakat ben bu kısa zaman içinde onu tam bir vuzuhla gördüm. Evet, 25 yaşlarında bir genç adam. Başı açık, ayakları çıplak. O da serbest çalışabilmek için mümkün olduğu kadar soyunmuştu. Daha ziyade soyunmasına da ihtiyaç yoktu. Yakasından omzuna kadar yırtık, beyaz fakat temiz gömleğinin göğsü büsbütün açıktı. Geniş omuzları, göğsünün ortasında gür kumral kılları, şişkin adeleleri vardı. Her manasıyla gürbüz, dinç, güzel bir Türk delikanlısıydı. Güzel fakat şehir hayatında, evlerin kapalı havasında incelmiş, süzülmüş bir güzellik değil.
Dolgun ve çatık, siyahtan ziyade kumrala yakın kaşları, yine öyle ince bir bıyığı, az sararmış etlice dudakları vardı. Ben bu Türk delikanlısının örneklerine Aydın'da, Ödemiş'in ve Tren'in köylerinde tesadüf ederdim. Sanki onlardan birini burada görüyordum. Eğer genç adam bana biraz daha bakmış olsaydı, belki sorup soruşturmaya fırsat bulacaktım. Fakat bakmasıyla gözlerini çevirmesi bir oldu. Yalnız bir şeye dikkat etmiş oldum. Onun bakışında bir hususiyet, her bakıştan başka bir ifade vardı. Sağ kaşı biraz alnına doğru kalkık ve sağ gözü ötekine nispetle biraz daha açık ve durgun gibiydi. Sanki bir yarım baş ağrısıyla kaşı ve gözü çekik duruyor denebilirdi. Bununla beraber koyu ve iri gözlerinin tatlı olmasına rağmen her şeye dargın denebilen bakışında bir güzellik vardı ki derhal bütün çehresini parlatıyordu. Yürüdüm. Belki 10 gün oradan bir daha geçmedim. Tekrar geçişimde gördüm ki kulübe bitmişti. Tenekelerle, kırlarda yıkılarak unutulmuş eski kulübelerden toplanma saçlarla, belki de köyde şunun bunun verdiği eski tahtalarla bu kulübe içinde barınılabilecek bir şekil almıştı. Hatta üstü tenekelerle örtülmüş, rüzgardan uçmasın diye üzerlerine taşlar konulmuştu. Kulübeye bir kapıyla pencere bile uydurulmuştu. Kendi kendime, oh ne iyi dedim. Nihayet barınacak bir yer buldular. Fakat burada kırların bu uzak bucağında ne yaparlar, bir anaoğlu oldukları anlaşılan bu biçareler ne yerler, neyle geçinirler? Bu merakımı bir tesadüf halletti. Bir gün bahçemin kapısında etrafa bakınırken onları, bu anaoğlu, yanlarında köyün bekçilerinden biriyle öteki caddeden geçiyorlar gördüm. Ta sokağın köşesinde bekçi onlara bir yer gösterdi ve bir şeyler anlattı ve ayrılarak döndü. O zaman ona seslendim ve yanıma gelince sordum. ''Durmuş ağa, bunlar kim? Galiba Anaoğul, köyün yabancısı değiller mi?'' Bekçi gülümsedi. ''Alık Abdullah anası.'' Bu ismi tekrar ettirerek iyice anladığımdan emin olmak istedim. Abdül. Birçok emsali gibi Abdullah'tan yahut buna benzer bir isimden kısaltılmış olacak. Fakat niçin Alık? Bunu bekçiden sarahaten sordum. O bana yalnız başını göstererek cevap verdi. Nereden geliyorlar acaba diye yine sordum. Hep İzmir'imin yakınlarındandır diye meraktaydım. O yalnız bu sınıf halkta görülen bir hikmet duygusuyla, kim bilir nerelerden, Allah'ın gazabı yetişecek yer mi bulamaz, bunları da kim bilir nereden koparıp işte bu köyün çamurlarına atıvermiş. Onun bu cevabı saf yüreğinin içinde Allah'ın mahiyeti, sebebi anlaşılamayan gazaplarına karşı bir isyan ifade eder gibiydi. Kendi kendime, öyle ya dedim, bunu anlamanın ne lüzumu var? Vukuatın çağlayanı arasında topraklarından kopmuş iki kök, ana ve oğlu, birbirine sarmaş dolaş olarak dalgaların arasında o kenardan bu kenara, o taştan şu taşa çarpa çarpa nihayet gelip şuracıkta tutunmuşlar. Daha doğrusu mümkün olursa tutunacaklar. Sonra yine bir dalga gelip onları yerlerinden kopararak alıp götürecek, sürükleye sürükleye, oradan oraya başlarını vura vura, kim bilir nerelere atacak. Hep anlaşılmaz gazapların, görünmez kazaların çengellerine takılan bu zavallıların izini kendileri de bilmez ki sana söylesinler. Ne yaparlar diye yine sordum. Neyle geçinirler? Köyde iş mi yok diye cevap verdi. İş görecek adam kalmadı ki. Anası çamaşır yıkar, oğlan evlerin suyunu çeker. Böyle olup gidiyorlar. Onları şimdi yine bir eve götürdüm. Mesele halledilmiş oldu. Harp ve mütareke her şeyi bozup çığırından çıkardığı gibi evlerin teşkilatını da tamamıyla bozmuştu. Ne uşak, ne bahçıvan, ne işçi vardı. Herkes askerdi. Hele bozulan değirmenler, kırık kanatlarıyla havalardan bir türlü gelmeyen imdat bekleyerek yaralı birer iri, efsanelerde tahayyül edilen leylekler hele canıyla çırpınıyorlardı. Gariptir, bu anaoğlu zihnimi işgal ediyordu. Sonra ona takılan lakabın sebebini anlamak istiyordum. Bunu kendi kendime sorarken onun alnına doğru çekik kaşı, sol gözünden daha iyi ve açık duran sağ gözü ve bu hususiyetin bütün çehresine verdiği ifade kâfi bir izah oluyordu. Alık. Bu tabiri yine köyde halkın icat fikri bulmuştu. Bu genç adamda fark olunan tabiat haricindeki hale yine onun dilinden bir kelime gelmişti. Bu abdal, ahmak, deli,
kaçık manasına gelen bir kelime olmamak lazımdı. Bunların belki civarında fakat bunlardan başka bir mana kastedilmek istenmişti ve bu maksatla alık kelimesi bulunmuş olacaktı. Meczup demek istemişlerdi ve halkın meczuplara karşı bir nevi hürmete benzeyen duygusuyla bu ismi verirken buna hiçbir istihkar ve tezcif manası koymuş olmamalarıydı. Bilakis bekçinin bu anaoğula köy evleri için delaleti de gösteriyordu ki, bu alık lakabı genç adamın ve onunla beraber anasının etrafında bir merhamet halkası çevirmişti. Bugünden sonra onlara dair bütün işittiklerim ve gördüklerim ispat etti ki, şu tahminimde hiç aldanmamışım. Onlar köyün içinde irili ufaklı herkes tarafından, hatta bu kabilden ahvalde zalim olan çocuklardan bile takayyüd edilecek, adeta sevilerek korunacak zavallılardır. Artık ana oğul, anadan ziyade oğul, Alık Abdül, köyün içinde kendilerine mahsus bir şöhret ve ehemmiyet almış oldular. Ne zaman bir evde çamaşır birikmiş olursa Nefise Hanım'a haber gider, ne zaman bir evin su ihtiyacını karşılamak icap ederse Abdül aranır oldu. Hele Abdül'ün gedikli evleri vardı. Sabahleyin başlar, akşam geç vakte kadar bunları dolaşır, kollarının bitmek tükenmek bilmeyen kuvvetini çeşit çeşit tulumbaların kollarına, çarklarına tevzi eder, havuzları, depoları doldurur, soluk almadan üç kat yukarıda çatı arasına kadar su yollamak için ciğerlerinin mevzul nefesini, pazularının hiçbir zaman tükenmeyen gücünü bol bol sarf ederdi. Böyle 8-10 saat ev ev dolaşıp, sanki toprakların altında gizlenen suyu meydana çıkarmış olmaktan büyük bir zevk duyarak, adeta dalgın yüzüne bir neşe parıltısı gelerek iş tatili rasimesini yapardı. Bu rasime sabahleyin en son çalışacağı eve bıraktığı iki tenekeyi orada doldurup kendi evine, ta köyün ücra köşesinde iki kova suyu bulunamayacak olan kulübesine götürmek olurdu. Bunlar ağzı açılmış, ortasına birer kalınca değnek geçirilmiş, su çalkandıkça dökülmesin diye içine birer tahta parçası konulmuş, omzuna aldığı bir sırığın iki ucunda birer iple sallanan iki gaz tenekesiydi. Artık her iş bitince bunları doldurur, hafifçe eğilerek sırığı omzuna alır ve yürüyüşünün ahengiyle tenekelerin salıntısını tevzin ederek, hafif bir raksa benzeyen adımlarla doğru artık çamaşırdan dönmesi yaklaşmış olmak lazım gelen anasını beklemek için kulübeye yönelirdi. Bu gedikli evlerden bazen haftalık alırdı, bazen de her defa için ne verirlerse onu kabul ederdi. Bunu anlatmışlardı ki hiçbir zaman verilen paraya bakmazdı. Onu yavaşça sanki utanırcasına cebine indirir, ufak bir temenna ile teşekkür eder fakat ağzından bir söz çıkmazdı. Zaten onun söz söylediğine, sorulan şeylere lakırdıyla cevap verdiğine pek nadir tesadüf olunurdu. Ekseriyet üzere başının bir işaretiyle geçiştirir. Mutlaka bir şey söylemek lazım gelirse, bu dudaklarının kilitlenmeye lüzum gören dişlerinin arasından istemeye istemeye çıkmış 3-4 sözden ibaret kalırdı. Evlerin sırasını hiç şaşırmazdı. Yalnız bu intizamın bir istisnası vardı. Her yerden evvel anasının çamaşıra çağrılmış olduğu yere uğrar, burada su ihtiyacını temin ettikten sonradır ki ötekileri dolaşırdı. Böyle ana oğlum beraber çalıştıkları yerler hemen her gün tekerrür ederdi. O suyunu çekerken, kadın çamaşırını yıkarken, bazen ana kolları sabunlu sıcak sularla tüterek çamaşırlığın kapısında görünür, oğluna bakar, bir bahane bularak ''Abdül'' diye seslenir, o işini bırakmadan, başını çevirmeden ''Ne var ana?'' derdi. Kadın ya onun yalnız bu kadarcık sesini işitmekle doyar, yine içeri çekilir, yahut bir ilave yapmaya lüzum görerek mesela ''Öğleye doğru yine bir kere uğrayıver, belki suyun bitmiş olur.'' derdi. Onun hiç kimseyle konuştuğu, uzun uzun sohbete giriştiği görülmemişti. Yolda tesadüf edenler ''Ne haber Abdül, böyle nereye?'' diye sorarlarsa, başını çevirmeden, durmadan eliyle ilerisini gösterir, soranı bu işaretten ne anlarsa onda serbest bırakırdı. Çarşı işini de anası görürdü. Bazen kadın işe fazla tutulmuş olursa şunu bunu almaya onu gönderirdi. Bakkala uğrar mesela pirinç, fasulye diye istediği şeyin adını söylerdi. Ne miktarı ne parası onun ehemmiyet vereceği bir şey değildi. Onu takdir etmek bakkalın dirayetine bırakılmış bir vazifeydi. Tartılıp paket eline verilince cebinden para çıkarır, bakkala uzatırdı.
hiçbir zaman onu aldatana tesadüf edilmezdi. Hatta bir kere ondan 10 kuruş yerine şaka olsun diye 50 kuruş alan bir bakkal çırağı ustasından 2 tokat yemişti. Ben ona mütalik olan bu malumatı hep şundan bundan işitirdim. Zaten ne zaman komşular arasında bir toplantı olsa köyün bu garip kahramanı hakkında söz söylenmiş olurdu. Onun az çok bütün hallerine vuku fasıl olmuştu. Mesela bilinirdi ki su çekmekten başka hiçbir işe rağbet etmezdi. Onu yormayan yalnız bu iş vardı. Bu işi görürken sonuna varmadan evvel dinlenmek bilmezdi. Yalnız bazen acaba su azalmış olmasın diye mi merak ederdi, bilhassa durur, kuyunun kapağını açarak eğilip bakar, ta suyu göresiye kadar dikkat eder, sonra tekrar doğrularak şırrak diye hızla kapağı yerine salıverirdi. Bu genç adam hiç şüphe yok bir hastaydı. Hep böyle miydi, sonradan mı böyle olmuştu? Bu köyün içinde ara sıra kurcalanan bir meseleydi. Kendisinden sormak elbette mümkün değildi. Merak edenler arasında anasından soranlar olmuştu. Kadın bu nevi'den bir sual karşısında başını ufkun bir tarafına çevirir, dudaklarını burarak ''İşte böyle'' demekle sanki bütün esrarı anlatmış olurdu. Ben seyranlarımın arasında ona ara sıra tesadüf ederdim. O bana bakmadan geçerken her defasında ben aşinalık ederdim. ''Merhaba Abdül'' derdim. O lakırdıya tutulmaktan korkarak bana bir asker selamı verip geçiştirir. Bazen o da ''Merhaba'' derdi. Bir iki defa da ''Eyvallah beyim'' diye iltifat etti. Hissederdim ki bana karşı bir teveccühü vardı. Bunun sebebini kulübeyi yaparken anasına kolay gelsin diye söz söylemiş olmaklığıma hamlederdim. Nihayet bizde de çamaşır için anasına, su için Abdül'e ihtiyaç hasıl oldu. Onlar erkenden geldiler. Ben evvela çamaşırlıkta anasını gördüm. ''Safa geldin Nefise Hanım'' dedim. ''Eksik olma efendi'' dedi. Devam etmek isteyerek ''Abdül beraber değil mi?'' diye sordum. ''Bahçede, kuyunun başında'' cevabını aldım. Biraz daha cesaret ederek sordum. ''Kuzum Nefise Hanım, çocuk hep böyle dalgın mıdır yoksa sonradan mı?'' Bir anaya karşı en muvafık tabiri bu dalgın kelimesinde bulmuştum. Ne oldu bilmiyorum. Sesimde hakikaten yüreğimin acısına tercüman olan bir ihtizaz mı vardı? Bu ananın eleminde o mu bir hareket uyandırmış oldu? Bir saniye durdu, ellerini önlüğüne sildi, serçe parmaklarıyla gözlerinin ucunda beliren birer damlayı durdurduktan sonra titrek bir sesle, sanki utanarak, ''Hayır efendi'' dedi. Harpten döndükten sonra bu hale düştü. Nasılsa bir kazadır oldu, askerliğini bitirerek dönünce sanki kendisini de bitirmiş oldu. Sözünün burasında boğazına bir hıçkırık tıkandı. Boğularak lakırdıyı kesmek istedi. ''Ne sen sor ne ben söyleyeyim, pek acıklı bir hikayedir.'' Ve artık beni daha fazla soruşturmaktan men eden bir hareketle çamaşırları teknede ıslatmaya koyuldu. Ben bahçeye çıktım. Abdül kuyunun başındaydı, kapağını kaldırmış, dizüstü çökmüş, kuyunun dibini görmeye çalışıyordum. Benim ayak seslerimi fark etmedi, bir müddet durdum. O hep dikkatle bakıyordu, seslendim. ''Ne bakıyorsun Abdül?'' dedim. Birden sıçrayarak kalktı, kuyunun demir kapağını salıverdi. Kapak gürültüyle düştükten sonra bana döndü, ''Ey hiç'' dedi. Mutlaka kuyuda yetişecek kadar su var mıdır kaygısıyla işe başlamadan evvel muayeneye lüzum görmüş olacağını düşünerek dedim ki, ''Köyün kuyularında daima su vardır, o kadar derinden değil, 8 kulaç kadar dipten her vakit su kaynar. Köyün altı adeta bir göl gibidir. Ne kadar su çekersen çek, bir yandan etrafın deliklerinden su gelerek eksilen suyun yerini doldurur. Kuyuların dibi de kumsuz, topraksız, tertemiz bir kaya parçasıdır. Su bu kayanın kovuğunda birikir. Onun için hiç korkma çek, suyun biteceği yoktur.'' Bana şöyle bir eğri baktı. Sağ kaşı biraz daha çekik, gözü biraz daha açıktı ve yüzünde işitilen sözlerden memnun olmamışçasına bir ifade vardı. Sanki bana, ''Pek iyi bildiğim bu şeyleri söylemeye ne lüzum var? Ben senden ders almadan evvel köyün bütün kuyularını herkesten iyi tanıyıp öğrendim.'' demek istedi. Ben bu manayı sarahatle anladım ve her şeyden evvel barışmaya lüzum görerek cebimden tabakamı çıkardım, bir sigara verdim. Arkasından kibrit kutusunu da uzattım. ''Hele dedim bir sigara tellendir de ondan sonra işe başla.'' Anlaşılan onun zayıf damarı tütündeydi. Hemen barıştı ve birinci defa olarak
icabında medeni bir adam olduğunu da göstermeye lüzum gördü, güzelce teşekkür ederim dedi. Tamamıyla keyfini çıkarmak için oraya kuyunun yanına çömeldi. Sigarasını yaktı, ciğerlerinin en derin yerine kadar göndererek dumanını çekti, birden kaşı biraz inmiş, gözü biraz büzülmüş gibi oldu. Ben de onun zevkine mani olmamak için uzaklandım. Abdül'ün bir hususiyetine daha dikkat eder oldum. Ona şuradan buradan giyecek şeyler verenler bulunurdu. Daima tertemiz giyinirdi, daima saçları taranmış, tıraş olmuş, ince bıyıklarının intizamına dikkat ederdi. Ekseriyet üzere yalın ayak gezmekle beraber pek ziyade özenerek biçimli bir şekilde toplayıp dizlerine yakın bir raddeye kadar kıvırdığı paçalarından açıkta kalan baldırlarında her vakit çamurdan, kirden bir eser görülmezdi. Şahsına, kılığına, kıyafetine o kadar itina ederdi ki ona kim bilir nereden verilen siyah bir ceketi tamamıyla giymeyerek şöyle gelişi güzel sırtına atıvermiş olmasında bile bir hoşluk vardı. Bu dereceye takayyüdüne rağmen yalnız bir perişanlığı vardı. Ne zaman ona rastlasam mutlaka yeni yıkanmış, ana elinden yeni çıkmış olduğunda şüphe edilmeyen gömleğinin yakası yırtılmış, sanki bir kavga arasında birisinin eline geçerek bazen omuz başına kadar sökülüp ayrılmış olurdu ve mutlaka göğsü yarı yarıya çıplak, ortasında kumral kıllarla soğuklara, yağmurlara karşı açıktı. Hatta bir defa evimizden ona verilmiş bir gömleği bile ertesi gün onun arkasında yine bu halde gördüm. Bu böyle bir şeydi ki mutlaka sebebi anlaşılmalıydı. Zaten bu genç adam zihnimin içinde daima bir muamma olmuştu. Bir gün kapımın önünden geçen anasını lafa tuttum ve bir aralık sordum. ''Kuzum Nefise Hanım'' dedim. ''Senin çocuk dikkat ettim daima temiz gezer, üstüne başına dikkat eder.'' Yalnız gömleğinin yakası her vakit yırtıktır, göğsü her zaman açıktır. Elbette bu senin kusurun değil. Söyleyip söylememek lazım geleceğinde mütereddit bilhassa durdu, sonra bana bakmayarak ''Ne yapayım efendi?'' dedi. Onu bu huyundan vazgeçiremedim. Gömleğinin yakasını kapalı tutunca hep sanki boğazını sıkıyorlar gibi olur. ''Ana boğuluyorum'' diye bağırır ve elini yakasına sokup çeker yırtar. Ondan sonra rahat nefes alır. Kadın bir çırpıda bunları söyledikten sonra devam etmemek için daha ziyade durmak istemedi ve yürüdü. Bir gün o yine bize çamaşıra gelmişti. Sabahleyin erkenden oğlu beraber gelerek suyu çekmiş, ondan sonra müşterilerinin sırasını yapmak için gitmişti. Ben o sabah Abdül'ü görmedim. İçeride meşguldüm, bir aralık sertçe bir poyraz esmeye başladı. Pencereden bakarken değirmene sarılmış asmalardan birinin yerinden ayrılarak sarktığını fark ettim. Bunu bağlatmak için bahçeye çıkmak lazım geldi. Bu işte uğraşırken bir aralık daha uzaklardan gelen şarkı söyleyen bir ses işittim. Kalın fakat güzel, gür ve dik bir ses. Nereden geliyor diye dinledim. Bunu tayin etmek mümkün değildi. Belki iki sokak öteden köyün cenup tarafından bir köşkün bahçesinden. Bu acı adeta haykırma nevinden vahşi bir sesti. Onun için garip bir tesiri vardı. Sert poyraz sesi önüne katarak benden daha uzaklara götürüyordu. Söylenen şeyin sözlerini anlayabilmek imkanı yoktu. Yalnız besteye pek yabancı değildim. Bunu zihnen tekrar ederek güfteyi de bulmaya çalıştım. Sözlerden yalnız mısraların sonu, rüzgarın fasılalarına sığınarak bana kadar gelebiliyordu. Yalnız son sözün son hecesi ni. Bu ni'ler poyrazın arasından bir inilti gibi, bir kanı arabasının iniltisi gibiydi, sanki bir matem vaveylasıydı. Ve onun arasına bir tulumbanın gıcırtısı karışarak sanki dem tutuyordu. Bu sesi neden merak ettim? Söylenen türkünün sözlerini bulmak için neden o kadar kendimi yordum? Bunu o sırada incelemedim. Kim bilir nasıl kapalı duyguların iştirakiyle bu derece meşgul olmuştum. Nihayet ses kesilince ben de onu unutmuş olduğum. Bahçede biraz dolaştıktan sonra eve gitmek üzereyken çamaşırlık kapısının önünde kadını gördüm. Hemen oraya taşların üzerine oturmuş, dizlerini kaldırmış, dirseklerini dizlerine dayamış, yüzünü iki elinin içine almış, sessiz sessiz ağlıyordu. O zaman anladım ki o sesle bu ağlayış arasında bir rabıta vardır. Bu öyle bir sıraydı ki artık merakımı halletmek için en münasip fırsatı veriyordu. ''Ne oluyorsun Nefise Hanım?'' dedim. ''Niçin ağlıyorsun?'' Birden coştu.
Bu teessür dakikası öyle müstesna bir andı ki coşmamaya kuvvet bulamazdı. ''İşitmedin mi efendi?'' dedi. ''Yine türküsünü söyledi. Onu yine söylettiler, yine derdini deprettiler.'' ''Ne türküsüydü o?'' diye sordum. O hep oturuyordu. Benimle konuşurken ayağa kalkmaya takat bulamıyordu. Yalnız ellerini yüzünden çekmişti. ''Onun yalnız bir türküsü vardır. Tek bir türkü, ondan başkasını ne bilir ne söyler. Elbette bilir ama söylemez. Hastalıktan evvel ne türküler söyler, nasıl köyümüzü çın çın öttürürdü. Hastalık geldikten sonra onun dilinde, zihninde yalnız bu kaldı.'' Türkünün ne olduğunu yine söylememişti. Artık kadın heyecanına öyle kapılmıştı ki galiba yavaş yavaş bana karşı hasıl olan bir itimatla ve belki birinci defa olarak yüreğini dökmek ihtiyacıyla kesik kesik ibarelerle bütün faciayı anlattı. ''Benim oğlan'' diye başladı. ''Köyümüzün en yakışıklı, en neşeli delikanlısıydı. Güzel sesi, daima güldüren şakaları, onun bütün arkadaşlarının arasında en ziyade sevilen, en çok aranılan bir genç yapmıştı. Nerede bir eğlence olsa onu gelip ararlar, onu söylettirirler, onu oynatırlardı. Hele öyle bir seke seke hoplaya hoplaya oynayışı vardı ki.'' Burada kadın gözlerini benden ayırarak, sanki oynayan oğlunun hayalini görmek istercesine uzaklara baktı, sonra devam etti. ''Böyle bir delikanlının bir de sevdalısı olmamak mümkün müydü? Yine köyün en güzel kızıyla bağlandılar. Birbirine öyle bir tutuluşla tutuldular ki dünyada artık aralarına bir şey giremezdi. Bütün köyün halkı da bu güzel delikanlıyla, o güzel kızın dünyanın birbirine en yakışan çifti olacağını biliyorlardı. İlk önce onları nişanladık. Düğünleri içinde her iki taraf ele biraz para geçmesini bekliyordu.'' Derken yine biraz durdu, hikayesinin sırasını kaybetmemek istiyordu. Derken muharebe başladı, büyük muharebe. Seferberlik ilan edildi. Onun da tam kura zamanıydı. Nihayet oğlanın gitmesi lazım geldi. İki gencin birbirinden ayrılışı yürekleri parçalayacak bir hikaye oldu. Abdül hep gülmeye, şakalaşmaya çalışıyordu. Fakat kız kendini zapt edemeyerek sarsıla sarsıla ağlıyor, ağzından bir tek söz çıkmıyordu. Oğlan gitti ve gidiş o gidiş oldu. Üç kişiydiler, üçü birden Allah'ın murad ettiği şeye kavuşmak için yollandılar. İlk yıl içinde oğlandan iki kere haber geldi. Birisine yazdırmış, pek iyiymiş, pek rahatmış. Sonra yavuklusuna birçok selamlar. O yıl geçtikten sonra haberlerin de arkası kesildi. Öteki arkadaşlarından ara sıra yine bir şeyler geliyordu. Abdül'den ses yok. Zaman geçti ve zaman geçtikçe hepimizin yüreğine bir ateş düştü. Hele kızcağızın artık ortalıkta bir kalıbı dolaşıyordu. Nihayet bir gün ansızın Abdül'ün arkadaşlarından biri geldi. Ona bilmem neden izin vermişlerdi. 6 ay kadar köyünde sıla yapmasına müsaade etmişler. Bunu sıkıştırdık, söyletmek istedik. Nihayet anladık ki bir gece baskınında Abdül ortadan kaybolmuş. Esir mi düşmüş, yaralanıp bir çalılıkta mı unutulmuş yoksa şehit mi olmuş pek bilinmiyordu. Artık hep inanıldı ki Abdül ölmüştür. Bir türlü inanamayan bir ben vardım. Onun öldüğüne herkesten evvel inanan da yavuklusu oldu. Burada kadın onu affetmek isteyerek, "Eh," dedi, "ne kadar olsa gençlik." Kıza sık sık sılaya gelen delikanlının yanında tesadüf edenler oldu. Nihayet onun izni bitti. Bir gün kız bana geldi, başını dizlerime koyarak "Ana" diye başladı. Bana "Ana" demeye alışmıştı. Ve hepsini söyledi. Abdül'ün öldüğüne karar verdikten sonra ötekiyle sözleşmişler, birbirine bağlanmışlar. Cenk biter bitmez de nikahları olacakmış. Yalnız, anlıyor musun efendi? Kız ağlaya ağlaya bana derdini yandı. İki genç nikahı beklemeden nasılsa bir gece bir tarlanın kenarında buluşmuşlar ve şimdi karnında bu günahın yükünü taşıyormuş. Ben yalnız dinliyordum. Araya bir kelime koyacak olursam kadının coşkunluğuna sekte vereceğime hükmediyordum. Bundan sonra hikaye kendiliğinden anlaşılıyordu. Abdül ölmemişti, onu yaralı olarak bir çalılıkta bulmuşlar. Uzun bir zaman tedavi edilmiş. Zaten muharebede sonuna varmış. Bir aralık ondan bir mektup gelmiş.
Başına geleni anlattıktan sonra yine nişanlısına birçok şeyler söylemiş. Kendisi de biraz kuvvet alınca yola çıkmak üzereymiş. Ve bu aralık üçüncü bir arkadaş köye dönmüş. Bu da iki haber getirmiş. Abdül'ün sağ olduğunu, ötekinin de şehit düştüğünü söylemiş. Kadın hikayesinin aşağısını bitirdi. Bu haber köyün içine yayılınca kızın başına sanki bir yıldırım düşmüş oldu. Onu günlerce gözden kaybettik. Artık onun halini ben anlatamam, bunu siz düşünün. Nihayet bir gün onun ölüsünü bir tarlada bir kuyunun içinde buldular. Karnında günahının yavrusuyla beraber dünyadan yok olmaktan başka çare bulamamış. Belki de hakkı vardı. Başka ne yapabilirdi? Fakat benim oğlan yandı. Köye gelip de bu haberi alınca birden değişti. Evvela kudurmuş bir deli oldu. Oradan oraya koşar, kendisinden saklıyorlar zannettiği sevgilisini arardı. Bütün tarlaları, köyde ne kadar kuyu varsa hepsini dolaştı. Bunlara birer birer eğilerek hep onu aradı. Nihayet o kudurganlık, o taşkınlık sanki bir saman alevi gibi birden söndü ve onun altından işte bu gördüğünüz zavallıcık çıktı. Biz de artık köyden kaçtık. İşte belki hava değişince o da değişir diye buraya düştük. Fakat bilmem gördünüz mü, o hala suyunu çekerken bir aralık durur ve kuyunun kapağını açarak uzun uzun dibinde sevgilisini arar. Sevgilisinin güzelliğini bilenler de asıl hikayeyi bilmedikleri için ondan türkü söylemesini isterler. Buna pek zor razı olur. Yüreğinin derdi bazen o kadar kabarır ki artık kendisi de bu tek türküsünü söylemeye başlar. Onu bitirince daha düşkün, daha dalgın olur ve o gece uykusunda hep inler. Yeniden merak ederek sordum. Bu türkü nedir Nefise Hanım? Tekrar elleriyle yüzünü kapayıp ağlayarak hıçkırıklarının arasından söyledi. Hasretin bak ne hale koydu beni. Bir Mayıs sabahıydı. Sürekli yağmurlarla ıslanmış topraklardan şimdi artık oldukça kızgın bir güneşin sıcağıyla hafif ve yeni bir hayat kokusu getiren bir buhar yükseliyor, ağaçlar iyice yeşeriyor, güller hemen açılmaya hazır goncalarıyla gözlere ilk gülümsemelerini getiriyordu. Bütün tabiatte yeniden hayata çıkmaktan doğan bir şetaret vardı. Artık köyün en güzel günleri başlamıştı. Ben de hemen bütün saatlerimi kırlarda, daha ziyade bahçemde geçiriyordum. Acaba bu baharın taze havası, ılık güneşi, Abdül'de de yaşamak zevkini mi kamçılamıştı? Onun da sık sık sesini işitir olmuştum. Bazen ta uzaklardan, ekseriyet üzere yakın bahçelerden birinden hemen her gün onun kalın ve gür sesi, bilinemez nasıl bir iniltinin yanık ifadesiyle o hiç değişmeyen türküsünün bir parçasını getirmiş olurdu. Bunu bir günde ancak bir defa söylerdi. Sonra bitirince galiba durur, daima sesine refakat eden tulumba gıcırtısı da susar, anlaşılan suyunu çekmiş bulunarak biraz nefes almak için kuyunun yanına çömelir, belki de adeti olduğu üzere kuyunun kapağını açarak uzun uzun dibine bakardı. Burada suya mı bakardı, suyun içinde görmek ümidiyle sevgilisini mi arardı? Artık türküsünün ne olduğunu öğrendikten sonra onu dinlerken ben de zihnen ona uyarak menni mümkün olmayan bir sürüklenişle güfteyi tekrar eder olmuştum. Bestede ona uymak pek zordu. O bir usul dairesinde söylemez, neşidenin ötesine berisine uzun fasılalar kor, sözleri yarısında keserek durur, sonra tekrar yüreğinde kaynayan duygular ne karar verirse onların arkasına takılarak lahni tamamlardı. Rakit havalarda, hele hafif lodoslarda onu büsbütün hiçbir parçasını kaybetmeyerek işitirdim. Sertçe poyrazlarda rüzgar neşideyi parça parça koparıp alır götürür, sanki kırık dökük, perişan enkaz halinde denizlere dökerdi. Bugün Mayıs'ın pek güzel, her vaktinden daha güzel bir günüydü ve tabiat her günden daha büyük bir açıklıkla güneşten akan hayatı kana kana doya doya yutuyor gibiydi. Ben bahçede yaşamak zevkinin bu bayramına iştirak ederek dolaşırken birdenbire ta yakınlarda bir sokak aşırı bir bahçeden yine bir tulumba gıcırtısının refakatine karışan Abdül'ün sesini işittim. Hasretin bak ne hale koydu beni diye başladı. Ve son hece ni yine bir iniltiyle ve artık bu bedbahtın hikayesini öğrenmiş bulunduğum için olacak gelip beni buldu garip bir eza vererek.
Adeti olduğu üzere yine biraz durdu. Belki yarım dakika yalnız tulumbanın gıcırtısı işitildi. Sonra ölmeden bir kere görseydim seni diye devam etti. Bunu söylerken kendisince bulunmuş bir vakfesi vardı. Ölmeden bir kere görsey dedikten sonra ufak bir duruşu oluyor. Birden sanki coşarak, sanki püskürerek, kim bilir buna ne manalar ilave ederek yeni baştan seydim seni diye mısrağı bitiriyor ve yine sonuna otağa derinlerden geldiğinde şüphe olmayan iniltiyi koyuyordu. Asıl meyanda coşar taşar bir feryat kalır. Bunu etrafa bir sayha, nasıl tabir etmeli, adeta bir nara halinde salıverirdi. Yoluna ettim feda canı teni derken, o zaman onun hikayesini anlattığı sırada anasının bana söyledikleri hayalime bir levha getirir, Abdül'ü boğuluyorum ana diyerek bir eliyle gömleğinin yakasına yapışırken, onu omzuna kadar yırtarken gösterir gibi olurdu. Bu feryadı etrafa savurduktan sonra yine, ölmeden bir kere görseydim seni diye ve her vakitten fazla bir hicranla sızladı. Ondan sonra sustu, tulumbanın gıcırtısı da durdu. Mutlaka yine kuyunun başına oturmuş, belki de kapağını açarak ölmeden bir kere görmek istediği yarini aramaya başlamıştır diye düşündüm. Burada olsaydı ona bir sigara verirdim. Sağ kaşı biraz inmiş, gözü biraz büzülmüş, dumanını savurarak avunurdu diye bu düşünceye bir layıka ilave ettim. Aradan ne kadar zaman geçti, belki 5 dakika, belki çok daha fazla bilmiyorum, onu unutmuştum. Birdenbire yine oradan biraz evvel onun türküsü gelen bahçeden bir çığlık koptu, bir kadın feryadı. ''İmdat, yetişin, yetişin!'' diyen, çıldırmışçasına çırpındığı anlaşılan bir kadın haykırışı. ''Ne oldu acaba?'' diye kulak verdim. Bu feryadın etrafında gittikçe büyüyüp genişleyen sesler, uğultular, hemen toplanıvermiş bir kalabalığın içinden çıkan ve arada söylenilmiş şeyler, anlaşılmayan gürültüler. Artık tereddüde imkan yoktu. Mutlaka bir kaza olmuştu. Hatırıma gelen kaza hayalini sanki elimle zihnimden koparıp atmaya çalışarak seslerin geldiği bahçeye doğru yürüdüm. Ben oraya varıncaya kadar etraftan koşuşanlar, toplananlar, kadın erkek çocuk bir kalabalık vardı ve bütün bu halk kapağı açık kuyunun başında müracaat olunacak çareyi bulamayarak aczin verdiği bir kıvranışla bekleşiyor, herkes birbirinden imdad umarak, hemen her kafadan derhal bulunuvermiş bir fikir çıkıp birbiriyle çarpışarak ne yapılacağına karar veremiyordu. Kaza tefsire muhtaç değildi. Bir tarafta kuyuya yaklaşmaya kuvvet bulamayarak uzakta, ta köşkün duvarı dibinde, ana bir yığın halinde, uğunarak, ellerini dizlerine vurarak, ''Kurtarın Allah aşkına!'' diye uluyordu. Nihayet tatbiki mümkün çare bulundu. Zabıta ve belediye memurları yetişti. Uzun ve kalın urganlar geldi. Kuyuya inmek için fedakar adamlar çıktı. Bunlardan en alışkın olmak üzere tanınan biri fazla elbisesini attı, urganlardan birinin ucunu beline doladı ve yavaş yavaş inmeye başladı. O inerken hep müthiş bir intizar içinde bekleştik. Ötede ana da durmuştu. Onun da sesi kesilmişti, hep kuyudan gelecek sesi bekliyordu. Ne kadar zaman geçti, uzun saatler geçmiş gibiydi. Nihayet bekçilerden biri, bu ana oğlu ilk günlerinden beri himaye eden durmuş ağa, kuyunun ağzında elinde tuttuğu urganı yavaş yavaş salıverirken dayanamadı, içeriye inen adama seslendi. ''Ne haber, yaşıyor mu?'' İçeriden boğuk bir ses geldi. Ne dediği anlaşılamadı. Hep bekçinin aldığı cevabı bize de bildirmesini bekliyorduk. Sordular. ''Ne diyor?'' dediler. ''Ne diyecek, daha kuyunun yarısına gelmemiş?'' diye cevap verdi. Bundan sonra daha büyük bir azapla hep kıvrandık. Sabredemeyerek dolaşanlar, pek uzaklaşmaya kuvvet bulamaksızın etrafta yürüyenler oluyordu ve kalabalık halkası daha ziyade genişliyordu. Ana yine kıvrana kıvrana, uğuna uğuna, ''Kurtarın, kurtarın oğlancağızımı!'' diye oluyordu. Nihayet kuyunun başında çömelip içindekiyle konuşan bekçiden kopuk kopuk tafsilat alındı. O kendisini baş aşağı salıvermişti. Ve olduğu gibi ayakları yukarıda ta dibe kadar düşmüş ve başı kuyunun kenarında sivri kaya parçasına saplanmıştı. Aşağıdan gelen tafsilattan anlaşıldı ki,
onu çevirmek ve başı yukarıya çekmek mümkün değildi. Evvela bacaklarından bağlanacaktı, sonra tekrar bir ip daha lazımdı, kollarını iki yanına bağlamalıydı ki taşlara takılıp kırılmasın. Bütün bu tertibat alınıp da kuyuya inen adamın çıkmasına kadar geçen zaman ölçülemeyecek kadar uzun oldu. O çıkınca hemen bütün ağızlardan tek bir sual fırladı. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? O dudaklarını bükerek şüphe gösteriyordu. Bir kere çıkmalıydı ki iş anlaşılsın demek istiyordu. Nihayet kavi kollar urgana yapıştılar ve yavaş yavaş bilekler gücünü aynı saniyede birleştirmeye çalışarak çektiler. Ve Abdül ayakları yukarıda kuyunun ağzına kadar geldi. O zaman onu kucakladılar. Çeke çeke en son başını da kurtardıktan sonra oraya yatırdılar. Ve görüldü ki kafatası yarılmış, bir oluktan boşanırcasına kanla karışık beyni akıyordu. Ötede kadın daha ziyade dayanamayarak yığılmış, bayılmıştı. Ben bu bedbaht adamın manzarasına tahammül edemedim. Yalnız sağ kaşıyla sağ gözünü gördüm. Kaşı daha yukarı çekilmiş, açık kalan gözü daha irileşmişti. Hala sevgilisini arıyor, hala ölmeden bir kere görseydim seni diye inliyor gibiydi.